Hayrullah Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Hamdolsun, sizleri sormalı. Teşekkürler, sağ olun, bizlerdeyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için biz sizlere çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Ben röportajıma sizleri tanıyarak başlayacağım. Buyurun Hayrullah Bey'i tanıyalım, sektörle tanışması nasıl oldu? Hayrullah Örük, 28.06.1953 İzmir doğumlu, evet. Bir TC vatandaşıdır. Ondan sonra buradaki çalışma faaliyetimizde 2007'den beri buradayım. 2007'de burada sıfırdan başlayıp buralara kadar geldik. 13 sene oldu sanırım. Aşağı yukarı 13 senedir buralardayız. Ondan sonra burada işte insanları memnun etmek için, mutlu etmek için insanlara bir şeyler sunmaya çalışıyoruz. Tanıyalım, neler yapıyoruz yani? Burada birçok alanda faaliyet burada, gösteriyoruz. Burada, ürünlerimizde, lezzetlerimizde neler var? Burada, buradaki en basit ürünümüz kumda kahvemiz, efsane salebimiz, cuma günleri yaptığımız mucize Arnavut ciğerimiz, çarşamba günleri mantımız, ondan sonra efendime söyleyeyim Çin'e köftemiz. Bunlar bizim belli başlı ürünlerimiz. Bunları yiyip de memnuniyetsizlik belirtisinde bulunan hiçbir insanımız yok. Evet, bunların dışında neler var? Sandviçler falan da var. Sandviçimiz var, tostumuz var. Zaten onun içinde sandviçle tost yalnız bizde var. Ondan sonra... Sadece sizde, sandviç evet, ve tost. Sandviç ve tost sadece bizde, diğer mekanların yanında. Tost çeşitleri peki, yani karışık yapıyorsunuz, kaşarlı. Nasıl isterlerse efendim. Özel tostlarınız var mı böyle? Hayır, yani ayvalık tostu, bir de büyük sandviçe yapıyoruz. Yani onu müşterinin sunumuna bırakıyoruz, isteğine bırakıyoruz. Yani o ne isterse biz ona göre kendimizi ayarlıyoruz burada. Yani onun istediğini, onu mutlu etmek için elimizden gelen malzemeleri kullanarak merdiven altı ürünler kullanmıyoruz. Onu evet, da başına. Sağlık değil mi? Çünkü... Evet, aynen. Dün çünkü de yine kursladık İzmir Lokantacılar Odası'nda. Efendime söyleyeyim. Yani insanlara değişik tat ve lezzetleri tattırmaya çalışıyoruz. Mutlu, memnun etmeye çalışıyoruz. Bizim buradaki işimiz bu. Kumda kahve dediniz bir de. Evet. Özelliği nedir? Nasıl yapıyorsunuz? Önemli bir konu çünkü bu da. Kahveyi kumda pişiriyoruz. Kumda pişiriyoruz. Daha tat, tadı, lezzeti daha farklı oluyor. Diğer makinede yaptığımız kahveye nazaran. Onda da buraya kadar şeytan kulağına kurşun, içip de memnuniyetsizlik belirtisinde bulunan kimse olmadı. 13 senedir. Evet. Kumda kahvemiz yeni ama kahveyi daha önce fincanda yapıyorduk, şimdi kumda yapıyoruz. Ha şimdi daha... Yani biraz daha kendimizi geliştirdik, öyle söyleyeyim ben size. Evet, böyle burada paket servisleri falan yapıyor musunuz? Herkes buraya paket geliyor. Buraya geliyor genelde, paket servisimiz yok. Buraya yok, geliyor. Buraya geliyorlar, burada yiyip içiyorlar. Gelen misafirlerimiz genelde buraya hangi bölgelerden geliyorlar? Hani bu bölge ağırlıklı mı, şehir dışı gelenler? Şehir dışı gelenler de var. Google'da sayfamız da var. Bu Google'daki sayfamızdan da insanlar bizi bulabiliyor. Hatırlatalım buradan. Tabii. Google'da Dimos Cafe Bar İzmir diye yazarsanız orada karşınıza gelecek sayfamız. Peki son soruma geldim. Hedeflere ulaşabildiniz mi? İstediğiniz yerde misiniz? Her geçen gün biraz daha hedefe yaklaşıyoruz. Tabii hedef hiç bitmeyecek ama. Hedef hiç bitmeyecek. Biterseniz de biteriz. Son bir teşekkür mesajınızı alalım ve artık sonlandıralım. Buraya gelen misafirlerinizi İzmir'e, tüm Türkiye'ye aktarmak istersiniz. Buyurun, son sözler sizin. Her zaman bekleriz. Memnun kaldılarsa servisimizden devamlı bekliyoruz. O zaman biz de herkesi buraya davet edelim. Tamam, hay hay. Tabii ki. Evet, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum sizlere. Başarılarınızı da devamlı diliyorum. Teşekkür ediyorum. Size de kolay gelsin. Çok sağ olun. Gelsin. Hoşça kalın. Sağ olun. Sağ olun.